Merhaba arkadaşlar, Raft'ın yeni bir bölümünden. Geçen bölümde bırakmıştım, otomatik toplama demiştim arkadaşlar. Yani toplamakla uğraşmayacağız diye. Şurada gördüğünüz gibi. Şuradan ben bayağı bir yaptım. Kayıt dışı olarak toplayabildiğim kadar malzeme toplayarak yaptım, yedekledim. Buradan da size örnek olarak göstereyim arkadaşlar. Şuradan kutuya geliyorsunuz. Şuraya şu malzemeleri tamamladığınız zaman şuradan şu şekil malzemeyi alıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yapmaya başlayalım artık. Yani toplamakla uğraşmamak için. Tabii köpek balığı da gelmeden önce şöyle R harfi ile arkadaşlar yönünü belirliyorsunuz. Yakalıyor. Ondan sonra şuraya bir tane şuraya bir tane buraya da koyacağız ama onun öncesinde şuraya bir tane, şuraya bir tane. Evet, bitti malzeme. Şuraya gel. Şuraya bir tane. Ondan sonra hemen arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bunların etrafını köpek balığından korumak için şöyle bir çembere almamız gerekiyor. Plastik mi yok? Şaka mı yapıyorsun? Geldi plastik. Şunu da yakaladık. Buraya riske atamam ki. Plastik lazım bana. Hemen. Fıçıyı da yakaladık mı? Oradan güzel plastik gelirse çok güzel olur. Aa, geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama şuraya deneyeceğim. Gelmiş. Şuraya şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şunu deniştir. Bana sen lazımsın. Tahta geldi. Topladık. Şimdi bana plastik lazım. Plastik. Plastik. Gel bakayım buraya. Ama bu çok güzel oldu. Böyle değil, böyle. Hemen şuradan bir kan, neredeydi o kanca? Kanca yapmam lazım kendime. Ha, onun için de plastik gerekiyor. Aa, ben bunu gözden kaçırmışım ya. Tahta. Plastik ya, bir tane daha plastik lazım bana. Fıçı. Ya. Evet. Oh. Tabi o bizi kaçırmadı hiç. Direkt cumburuk götürdü bizi. Hemen şurada plastik var, yakalamam lazım. Plastikleri kaçırmamam lazım. Hop. Yakalar. Evet, şurada bir fıçı. Fıçıdan plastik çıksın ya, başka bir şey istemiyorum. Evet, bir plastiğimiz de burada var. Evet, köpek balığı da parçalamadan geldik. Şuraya hemen arkadaşlar şöyle onu da böyle koyalım. Evet. Ama bana plastik lazım, plastik lazım. Tahta yakalandı. Şu ipten de lazım. Yapraklarla ip yapıyoruz arkadaşlar, o yüzden o da lazım. Evet, plastik geliyor. Gel bakayım. Burada da bir plastik var şöyle. Seni de yakalayalım. Hemen. Bu kadar da olmaz. Gel buraya. Plastik, plastik. Fıçıdan plastik çıkar mı? Ah. Fıçıyı kaçırdık. Gel buraya. Gel bakayım babana sen. Evet, plastik çıktı. Hemen şunları korumaya almam lazım. Bu çok kötü oldu ya. Bu plastiği gözden tamamıyla kaçırmışım ben. Yakala onu. Bana çok fena plastik lazım şu anda. Şansıma da her yerden plastik geliyor ya. Geçen bölümdeyken böyle bir şansım yoktu. Kaçırma onu. O benim için çok önemli. Ama kaçtı. Ama seni kaçırmayacağım. Evet. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağlar hemen işe yaradı. Malzemeleri toplamaktan bir nevi yarı yarıya da olsa kurtulduk. Aa, plastik. Gel buraya. Hemen şu korumaları yapmam lazım. Aksi takdirde köpek balığı bunları
Çok fena götürüyor arkadaşlar. Evet, fıçı. Bakın. Adını anmaya gelmiyor. Hemen geliyor ya. Yani adını anmayın. Hemen geliyor yani. Şöyle R tuşuyla yönünü belirliyoruz arkadaşlar. Evet, plastik geliyor. Kaçırmamam lazım. Aa, kaçırmamam lazım diyorum. Kaçırıyorum ya. Lan. Dalga mı geçiyorsun? Gel buraya. Aa, susuzluk. Susuzluk, susu. Evet arkadaşlar, susadığınız zaman veya acıktığı zaman da bu şekilde bir aksilik olabiliyor. Anında yavaşlıyor. O yüzden büyük sıkıntı. Hemen fıçı gel buraya. Ah, gelmedi, gitti. Plastik miydi o? Yakaladım, kaçırmam. Gel buraya. En çok lazım olan şey şu anda bana plastik. O yüzden plastikleri hemen kaçırmamam lazım. Aha, düştüm. Düştüğün zaman da köpek balığı hiç affetmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet, fıçıyı da aldık. Şuradan evet, plastik, 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 plastik. Şu anda malzemeler genellikle bu şekilde geliyorlar. Gel bakayım. Evet, plastik. Evet, kapattık. Gel bakayım, gel. Gel ya, seni beklemeyecek. Kancayı atayım şöyle. Aa, yine plastik gelmedi. Ne bolluk böyle ya, hep varil geliyor bu bölümde de. Geçen bölüm çekerken hiç bu kadar bolluk yoktu yani. Hemen şöyle. Sen gel buraya. Ah, kaçırdım. Fıçılara bakın. Çifter çifter. Üçer üçer geliyor. Çiftleri de bırakın artık. Ama hep tahta çıkıyor. Olmaz ki böyle. Tahta ip, tahta ip. Tam ip de lazım ama. Daha çok şu anda plastiğe ihtiyacım var. Bana plastik verin. İpler, ipler. Hemen şuraya bir. Aa, plastiğimiz yoktu. Ah, kaçırdım onu. Gel buraya, işte bu kadar. Plastik. Çok güzel. İpler. Gelin buraya. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şu çantadan şuraya gelelim. Evet, buradan basarak da arkadaşlar, eğer yaprak varsa şuraya basarak da direkt otomatikman ipleri yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir tane, iki tane. İki tane daha ekstradan yaptık kendimiz. O evet. Plastikleri kaçırmayalım. Evet. Hemen şöyle, hatta şurayı tak. Evet. Yaptık. Şuraya doğru gitmeye başlayınca orayı da tamamlayacağız. Tabi bir yandan da şunu da unutmayalım arkadaşlar. Su önemli. Su hayattır. Evet, balık. Pişmiş balığı da şuraya koy. Yok, sen buraya gel. Şöyle. Seni de bir güzel pişirelim. Sen buraya gel. Seni de bir kıtlayalım. Plastik yok mu ya, plastik? Ama olmaz ki. Plastikler hep tek tük geliyor ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Plastik, plastik, plastik. Evet, plastik. Hemen tak, tak. Ondan sonra hemen arkadaşlar şunu şöyle koyuyoruz. R tuşu ile yeniden yön ayarlayarak bunu koyuyoruz. Koymuyorum. Köpek balığı onu bitirir. Evet, orada bir plastik gördüm. Yakalarsam çok güzel olacak. Ah, çok erken çektim. Ya yaprağı bırak, plastiğe gel. Ya inat değil mi, yakalayacağım seni ya. Yakalayana kadar gitmezsen bırakmayacağım. Abi işte bu.
Evet. Şimdi yaprak tahta köpek balığı geldi yine. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Plastik geldi de. Yani şu geminin, yani sandalın etrafını komple bunları çevirdikten sonra arkadaşlar, inanın hiçbir sıkıntı yok. Toplamak uğraşmayacaksınız. İstediğiniz o anda istediğinize yönelebilirsiniz. Ben mesela şu anda bu komple çevireyim, bu şu malzeme toplama olayı tamamıyla otomatiğe geçsin. Şu anda sandal görünümlü gemi diyeyim. Bunun ikinci katını yapacağım. Şu arka tarafı biraz daha uzatacağım. Ondan sonra arka tarafı biraz daha uzatacağım ve daha sonra ikinci kat ve yarım kat olarak da üçüncü katı yapacağım. Planlarım o şekilde açıkçası. Yaprak, tahta, plastik önemli gel. Plastik önemli. Gel. Ah. Neredesin? Aldım ama. Köpek balığı yakalayamaz ki. Plastik yok mu ya? Fıçılardan arkadaşlar metal yer de çıkıyor. Metal yerler önemli. Metal yerleri de nasıl diyeyim, şu adaların körfez olan bölümleri var. Yani alçak su bölümleri var. Oralardan elde edeceğiz ama ondan önce işte şu geminin otomatik toplama sistemini bir tamamıyla bitirip şu olaydan bir kurtulursak hemen o olaya da geçeceğim. Hemen kendi yemek, yani şurada orta patateslerle bir karnımızı doyuralım ilk önce. Bu patatesleri aslında arkadaşlar ekiyoruz. Ama şu anda ekemiyorum çünkü plastiğe ihtiyacım var. Şu geminin etrafını komple çevirmeye çalışıyorum. Bak, anmaya gelmiyor. Köpek balığı da bırakmıyor ki. Şurada rahat rahat bir işimizi görelim. 4 tane var arkadaşlar. O tarafı çevirdik sayılır. Aslında bu tarafta daha çok gelen var. Hemen şuraya R tuşuyla çeviriyoruz. Elimde zaten 2 tane kaldı. Aynen. Şu plastiği alayım. Gel buraya. Gel buraya. Malzemeleri toplamak için arkadaşlar geminin yönü de çok önemli. Şu gördüğünüz bayrak rüzgarı gösteriyor zaten. O bayrak çok önemli. Şöyle geminin yönünü onunla ayna yaptığınız zaman da bayağı bir faydasını görüyorsunuz, inanın ki. Evet, plastiğimiz geliyor. 2 tane var. Bununla beraber 3 olacak. Nereye geldi o ya? Heh, tam üstüne duruyormuşum. Hemen şuraya bir plastik yapalım. Buraya da şunu koyalım. Şunu dökelim. Temiz su koymuş muyduk buraya? Evet. Hemen şuradan E'li suyumuzu alalım. Suyumuzu koyalım. Balığımız da pişmiş. Pişmeyen balığımız var mı? Yok. Şu anlık bunlar bize ilerledi. Ortaya da yaptık zaten. Taşlar önemli arkadaşlar aslında ama çok fazla gelecek, o yüzden gerek yok. Böyle yaprak da önemli ip için. Bu metal arkadaşlar, bu çok önemli, çok çok önemli hem de. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz zaten siz de. Şunu da yakalayayım. Sistemi kurayım da artık rahatlar. Şurada sonuncu zaten elimdekilerden. Şunu yapayım. Şunu. Kapatamıyorum.
Neyse arkadaşlar, otomatik kurma sistemi tamam şu anda zaten. Neredesin? Ben tost köpek yok. Al işte gene geldi ya, yine geldi. Abi, vuramıyorum ki şununla şöyle vursa. Ya plastiğim de yok ama güzel oldu ya. Tahta bolluğu var ama plastiğim yok. Şimdi bunu mu korumaya alayım yoksa burayı mı yapayım? Yani her iki tarafta aynı aslında. Daha sonra zaten arkadaşlar buraya bir sıra daha çıkacağım böyle. Öbür taraftan da çift sıra yapacağım. En azından köpek balığı parçalsa bile ben diğer işlerle uğraşırken onu gözden kaçırmayayım. Kaçırdığım zaman sıkıntı oluyor. Şu anda adaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir adayı bir geri çek. R tuşuna basarak arkadaşlar şöyle şurayı ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir ada var. Adacığa gidersek güzel olacak. Tahta geldi. Tahta plastik. Güzel oldu. Sen de gel. Neyse onlar geliyor. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey şu çantalara da bir bakalım. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Burada çivimiz, taş. Taşı 20 yapıp burada bırakalım. Arkadaşlar bu balıklar çok büyük. Büyük oldukları için bu küçük mangalda pişiremiyorum. Onları büyüteceğiz. Şimdi bakayım burada başka alacağım, bırakacağım. Hiçbir şey yok. Şuna bakalım. Tahtamız bol var. Ama plastiğimiz yok. Şu da metallerden bir tanesi. Somon ve şey. Vinego. İşte bu ne işe yaradı? Bunu eritiyoruz arkadaşlar. Şey yapıyoruz. Taştan nasıl derler bilmiyorum. Şu anda da aklıma gelmiyor da. Ocak yapıyoruz taştan. Ocak yaptıktan sonra onları koyup altından odun koyarak yakıyoruz. Yaktıktan sonra da onları eritip başka bir ham madde elde ediyoruz diyeyim. Ondan sonra onlarla da gerekli malzemeler yapılıyor. Onları da ilerleyen bölümlerde zaten göstereceğim. Ama şimdilik hedefimiz şu geminin etrafını komple çevirme ve geminin az daha arka kısmını büyütmek olduğu için şu anda ona pek odaklanmıyorum. Plastik sıkıntımız var. Plastiği çözmem lazım. Ama şu adadan da karpuz falan var. İşte onları yapmam lazım. Yakalamam lazım ama sıkıntı gemiyi bırakamıyorum. Gemiyi bırakmak da ayrı bir sıkıntı. O yüzden de gemiyi de bırakamıyorum. Daha çaparım yok. O yüzden şöyle gemiyi dayıyorum. Genellikle adaya. Şöyle. Ama gemi kurtuluyor. Hayır. Şöyle dur. Şu anda duruyor arkadaşlar. Durduğu zaman hemen ben bir şöyle bir hoplayıp zıplayıp. Gerçi karnım da acıkacak şimdi. Hemen şöyle bir adaya çıkıyorum. Şöyle ağaç köklerine bakalım. Bakalım. Burada bir şey yok. Atla aşağıya. Şuraya biraz bakalım. Buradan ananas, karpuz adalarda var arkadaşlar. Evet, şurada bir şey gördüm. Evet, karpuzu bulduk. Karpuzu bulduk. Şunları at. Onlar tohum bana yaramıyor şu anda. Tohumlar ve benim gemim önemli şu anda. Gemim nerede? Gemiyi kaçırdık an. Kaçırdığımız an, bittiğimiz an. Heh, orada. Şimdi, bir saniye. Orada bir şeyler var. Yalnız ufaktan ufak çaktırmadan gemi de gidiyor yalnız. Onu görmedim değil. Görmüştüm. Bir şey gördüm. Burada bir şey vardı. Neyse arkadaşlar, burada daha fazla oyalanmadan gemiyi kaçırıyorum. Gemiye baksana da aldı başına gidiyor. Çaper yok. Köpek balığı da gelecek. Şimdi tatlı ve ısırık alacak benden. Hop. Almadan bindik. Şimdi eğil şöyle. Evet. Bu yöne gidiyoruz. Hemen bakalım şöyle buralarda neyimiz var. Yaprak, tahta, yaprak, tahta, yaprak, yaprak, tahta, tahta, yaprak, tahta, tahta. Plastik lazım ya. Şöyle. Hoppa. Buraya bir şey bırakmış mıydık? Bırakmadık. Bir karpuz mu bulduk ya?
götüreceğiz, yapacak bir şey yok. Karpuzda 3 seferde bitiyor sanırsam aynen. He, bir sen eksiktin zaten, geldin gene. Neredesin? Bak köşeyi parçalıyor. Arkadaşlar acıkmaya başladım. Geminin yönü bu tarafta zaten. Şöyle şunu da bir alayım. Patates, yaprak, tahta, taş, yaprak. Yani o şöyle hem bir ay dedenin ışığında, yani ay ışığında mı denir, daha doğru olsun. Şöyle balık sefası yapalım. Rahat rahat bir balığımızı yakalayalım. Evet, bir balık geldi. Bir balık daha yakalasak fena olmayacak. Plastikler de geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemeler de geliyor. Gel buraya, kaçırmam seni. Aa, orada güzel bir küçük tekne daha var. Görüyorum, tam şurada. Tam şu arada. Ama çok uzak. Ben oraya gidene kadar o geçip gideceği için ben şu anda hiç kasmıyorum bile ona. Kasamam yani. Sıkıntı. Evet, gel gel gel, sana ihtiyacım var. Evet arkadaşlar, böyle malzemeler de geliyor arkadaşlar. O malzemeleri de ben genelde şöyle alayım. Süs niyetine R tuşuna basarak sağa sola çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum şöyle. Gerçi boşuna yer kaplıyorlar benim için ama süs olarak kullanıyorum öyle ya. Bazen takılıyorum onlara, sinir olur, alıp atıyorum onu. Ya da köpek balığı zaten benim yerime o işi yapıyor. Tekneyi parçaladığı için. Evet, şey pardon, şöyle. Ya da yapmayayım hiç ya. Hakikaten hiç yapmayayım, ben balığımı yakalayayım. Ya da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle ben şunu bir alayım. Gel buraya. Evet, plastik topluyorum ben biraz arkadaşlar. Bu bölümümüzde şu anda pek bir şey yapamıyorum. Plastiğimiz yok. Plastik toplamaya çalışıyorum. Ben bir sonraki bölüm için bu teknenin etrafını böyle komple doldurayım. Hatta teknenin arka tarafını uzatayım. Biraz daha malzeme toplayayım. Ondan sonra otomatik toplamalar çalışırken biz de ufaktan geminin ikinci katını yapmaya başlayalım. Direkleri dikeceğiz. İşte materyal toplayacağız. Çivi lazım. Çivi yapmak için de şu materyalden lazım. Oy. Ne öttü karnım öyle. Karnım ne gurulduyor. Gurulduyor resmen. Şöyle balı da götüreyim. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şu karnımı doyurayım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın. Hiçbirini yapmazsanız en azından iyi veya kötü, soru işareti, virgül bir yorum atın ya. En azından videoların daha fazla devamı için bir yorum atın. Teşekkürler.